Herkese merhabalar. Perspektif yayından sizlerleyiz. Bu hafta yepyeni bir konuya giriş yapacağız. Mutluluk ve mutsuzluk diyeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Konu Tutkun'un söylediği gibi mutluluk ve mutsuzluk. Aslında hassas bir konu. Sizler de farkındasınız. Daha önce affetmek veya affedememeyi irdelemiştik. Farklı açılardan değerlendirmiştik. Şimdi de mutluluk ve mutsuzluk, yani onu yaklaştıran, ona iletili olan, onunla bağlantısı olan aslında bir duygu. Bakalım buna nasıl bir açılım, nasıl bir yön kazandıracağız? Nasıl bir biçim veya şekil vereceğiz? Veya mutlulukla mutsuzluğu nasıl yorumlayacağız? Aradaki farkı net olarak ortaya koymaya çalışacağız daha açıkçası. Farkında mısınız bilmiyorum. İnsanların çoğu mutsuz. Ve hep sorduğunuzda mutlu olmadıklarından söz ediyorlar. Aslında temel etken mutlu olamamanın belirli bir boyutta vermeden almaya odaklanmaktır. Yani bir insan yalnızca vermeden almanın çaba ve gayret içerisinde olursa mutsuz olmayı kendisine garanti eder. Dolayısıyla mutluluk vermekten geçer, verebilmekten geçer. Aklınıza gelen her şeyi, bilgini, birikimini, yeteneğini, tecrübeni, ehliyetini, çevreye bakış açını, perspektifini, öncülüğünü, yol göstericiliğini, iyi niyetini, sevgini, saygını, anlayışını, yaklaşımını, bunlar ve benzerleri şeyler insanın mutlu olmasında temel etkenlerden birisidir. Ama biz hiçbir zaman sahip olduğumuz madde ve madde dışındaki şeyleri vermek değil de sürekli olarak muhatabımız veya muhataplarımızdan almanın mücadelesini yaparız. Dolayısıyla bu da bizim mutsuz olmamızın garantisi, garanti belgesi gibi karşımızda durur. Değerli dostlarım, sevgi de nefret de geri dönüşümüzdür. Bu psikolojinin kuralı. Siz birini veya bir şeyi çok seversiniz, sırasıkla aşık olursunuz. Deli gibi gece gündüz onu düşünürsünüz ama öyle bir an gelir ki çok enteresandır. Sevdiğiniz oranda ve boyutta o insandan nefret etmeye başlarsınız veya o gruptan. Yani neredeyse beni bağışlayın amiyane tabirle tapacak kadar sevdiğiniz bir insandan iğrenecek kadar nefret edebilirsiniz. Çok enteresandır bu. Duygular akışkandır, akıcıdır. Ve sabit bir noktada durmazlar. Sabit bir yerde durmazlar. Yani sizin bugün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıllar, geçtiğimiz günler yaşadığınız duygu, bir birey veya gruba karşı veya herhangi bir sosyal çevreye hep aynı ölçüde olmaz. Belirli bir noktadan sonra tam zıttı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla sevgi de nefret de psikolojide geri dönüşümüzdür. Yani birbirine akışkan olduğu için anında akabilir. Ve işin en dramatik tarafı, hangi boyutta bir insanı seviyor iseniz veya bir grubu, iş nefrete döndüğünde aynı oranda şiddetli nefret edersiniz. Yani az sevdiğiniz bir birey veya gruptan belli oranda az nefret ederken aşırı, bağışlayın, tapacak noktada sevdiğiniz bir bireyden de aynı oranda iğrenirsiniz, tiksinirsiniz ve nefret edersiniz. Bu çok enteresandır psikolojide ve bu bir gerçektir. Yani realitedir. Siz hep zannetmeyin ki bir kişiye, bir insana karşı, bir gruba karşı hissettiğim duygu ilelebet devam edecektir. Böyle bir şey yok. İnsanın doğasında yok. Dolayısıyla bunun farkında olmayınca büyük bir çelişki de yaşarız. Yani bendeki bu değişimin nedeni nedir? Yani başka insanlarda olmuyor da neden bende oluyor diye. Hayır. Bütün insanlarda bu vardır. Fakat akıllarını kullanabildikleri ölçüde, kendilerini kontrol edebildikleri ölçüde duygularını da mantıklı bir biçimde yaşarlar. Ve çok açık olarak da akıllı insanlar duygularını ifade ederler. Saklamadan, gizlemeden. Tabii belli bir çerçevede. Ve zihni bir tarla olarak hayal ederseniz, tahayyül edin lütfen. Yani bir tarlaya takdir edersiniz ki ürün almak için o arzu ettiğiniz ürünün tohumunu ekersiniz. Siz de zihni bir tarla olarak hayal ederseniz
Oraya olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü duygu ve düşünceleri ektiğinizde, ektiğiniz düşünce olumlu, iyi duyguysa aynısının ürününü veri olarak aynı biçimde. Kin, nefret doluysa, kötülük doluysa aynı tohumu ektiğinizde de onun aynısını çoğaltarak elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla duyguların nasıl dizayn edileceği, nasıl kontrol edileceği, nasıl ekileceği bir açısından son derece önemlidir. Gerçekten çevrenizdeki insanlara sorduğunuzda herkes mutlu olmak istiyor. Yani tek bir birey yoktur ki ben mutsuz olmak istiyorum demez. Olumsuz kişiliğe sahip olsa da onun da hayali, hedefi aslında yaşayamaz ama mutluluğu arzu eder. Yani bu insanın fıtratında, doğasında olan bir şey. Mutluluğu hayal etmek, onu elde etmek, onunla yaşamak. Aslında mutluluk tehlikeli bir duygu değil ama bizim mutlulukla olan ilişkimiz çok tehlikeli bir biçimde ilerler. Yani mutluluk tehlike arz eder dolayısıyla. Çünkü ilişkiyi doğru kuramadığımız için mutluluk duygusuyla bu sefer olanın dışında farklı bir eksen, farklı bir açı biz ortaya koyarız. Ve mutluluğu ararız, peşinden koşarız. Neredeyse ruhumuzu satarız mutluluğu elde etmek için. Elde edebilmek amacıyla ama bulduğumuzda da sanki onu kaybedecek gibi yapışırız. Yani bayağı yani yapışkan en hızlı, en ciddi yapışkan neyse tıpkı onun gibi mutluluğu elde ettiğimizde yapışırız. Ancak bilmeyse duygular akıcıdır, geçicidir. Korku da, kin de, nefret de, sevgi de, mutluluk da, mutsuzluk da değişken. Yani süreç içerisinde değişime uğrar. Biz bunu bilmeyiz. Hep mutluluğun peşinden koşarız. Bulduğumuzu hissettiğimiz anda da, yakaladığımızı düşündüğümüz anda da ona sarılırız hiç bırakmamak üzere. Aslında en büyük yanlışı yaparız. Çünkü bu sefer o kaybetme korkusuyla çok daha büyük belalarla baş başa kalırız. Karşı karşıya kalırız. Şimdi mutluluk bir duygu. Mutsuzluk da bir duygu. Kızgınlık duygu. Korku da duygu. Yani bunların alayı çok farklı boyutlarda duygular bunlar. Aslında mutluluk da kızgınlık da her ikisi de duygu ama her ikisi de geçici. Yani insan kendini çok mutlu hissettiği anı dakikalarca, saatlerce, günlerce, haftalarca, yıllarca devam ettiremez. Böyle bir şey yok. Veya aşırı kızgın olduğunda o kızgınlık duyusunu uzun bir süre devam ettiremez. Ve benim size tavsiyem, bir çatışma ortamı başlayacağını hissettiğinizde ister evinizde, ister iş yerinizde, ister sosyal hayatta bir sıkıntı doğacağını anladığınız an size tavsiyem derler ya erkekliğin onda dokuzu kaçmak. O anlamda değil ama gerçekten o ortamı terk edin. Yani olayın büyümemesi için, belanın büyümemesi için, altından kalkılamayacak hal almaması için eğer mümkünse çatışma ortamını hissettiğinizde veya belli bir mehaleye geldiğinde kesinlikle bulunduğunuz yer eviniz olabilir, araba olabilir. Yani tatilde olabilirsiniz veya bir grupla olabilirsiniz ama işin büyüdüğünü veya büyüyeceğini anladığınız anda lütfen o bulunduğunuz mekanı terk edin. Eşiniz de evdesiniz. Çok basit bir şeyden diyelim bir tartışma çıktı. Bu sesle beraber davranış hakaret boyutuna doğru varacaktır. Kendini kontrol eden insan bunu çok rahat absorbe edebilir. Yani o olayı ne hafif biçimde geçirebilir. Ama her insan bunu absorbe etme gücüne, bilgisine, birikimine, liyakatına, ciddiyetine sahip değildir disipline. Dolayısıyla kontrolsüz bir millet olduğumuz için mümkün olduğu kadar işiniz de olsa siz ne kadar kontrollü olursanız olun. Çatışmanın büyüyeceğini hissettiğiniz anda çocuklarınız da olabilir, anne babanız da olabilir. Arkadaşınız, en yakın tanıdığınız da olabilir, akrabanız olabilir. Lütfen o ortamı terk edin. Size ne söylerse söylesinler arkanızdan ama o birkaç saat geçtikten sonra döndüğünüzde o içinde bulunduğunuz an, ambiyans farklı bir evreye girecektir. Buna şahitlik yapabilirsiniz. Dolayısıyla tedirginliğin, sıkıntının olacağı ortam hiç ayıp değil, terk edilmesi benim size tavsiyem en doğru şeydir. Çünkü çatışma gittikçe şiddetlenecektir. Belki bu şiddete dönüşecektir. Belki kavgaya, belki cinayete yani düşünün. Olmaz diye bir şey yok. Dolayısıyla en iyisi o ortamı terk etmek.
Niye? Her taraf sakinleşsin. O anda muhatabınızın siniri geçsin. Yani siz kontrollü de olsanız, kontrolsüz de olsanız bulunduğunuz mekanı terk ettiğinizde işi absorbe edersiniz. Rahatlatırsınız. Dedik ya, mutluluk da kızgınlık da bir duygu. Yani ikisi de duygu ve ikisi de tüm diğer duygular gibi gelir ve gider. Yani bütün duygular geçicidir. Hiçbir duygu insanda olumlu olumsuz süren değildir. Yani süreklilik arz etmez. Her duygu gelir, size hediyesini verir. Sizin o hediye paketini açıp açmadığınıza bakmaz. Arkasını döner ve gider işi bitince. Ha siz akıllı bir insansanız o paketi açarsınız. İçerisinde işinize yarayan şeyleri, parçaları, düşünceleri alırsınız ve yararlanırsınız. Ama siz o kapasiteye, o kabiliyete, o liyakata, o ehliyete, o bilgi birikime sahip değilseniz o paketi hiç açmazsınız. O paket bir yerde çürür. O duygu gider ama. Sizle doğru iletişim kuramadığı için de bir daha özellikle olumlu duygular gelmemeye başlarlar size. Yoksa muntazam olarak gelirler ama siz doğru iletişim kurmadığınızda, ona değer vermediğinizde, onu ihmal ettiğinizde, onun getirdiği o hediye paketini açmadığınızda, ondan yararlanmadığınızda bunu duygu fark eder ve mümkün olduğu kadar olumlu duygu diyelim, mutluluk duygusu sizden ırak, uzakta olmaya çalışır. Bunun mücadelesini yapar. Onun için mutluluk, huzur, güzellik, iyilik başta olmak üzere bütün duyguların gerçek anlamda değerini bilin, anlamını bilin. Ne manaya geldiğini fark edin. Ve gerekli saygıyı mutlaka gösterin. Peki mutluluk dediğimiz duygu yalnızca tek başına bir duygu olarak bizim için yeterli mi? Bence değil. Yani mutluluk, yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir hayal edin, gözlerinizi kapatıp. Yani mutluluk sizin için yeterli mi? Ya mutluluk deyince aslında ne anlıyoruz? O da farklı bir şey. Biraz sonra geliriz. Yani yeterli mi? Bana göre yeterli değil, tutkunun dediği gibi. Biz bize yeteceğini zannederiz veya öyle düşünürüz, öyle düşünürüz. Olayı bilmediğimiz için. Aslında tam bir masal dünyası olur ortalık. Mutluluk duygusunu sıkça yaşamak veya yaşamamak bireyin kendi tercihinedir bakın. Mutlulukla mutlu olmamak arasında bir seçim. Mutlulukla korku değil, endişe değil. Ama mutlulukla mutlu olmamak arasında, mutsuzluk arasında bir seçim. Bu seçimi siz yaparsınız. Eğer mutlulukla iyi bir diyalog kurabilirseniz, mutluluk size daha çok yaklaşır, daha çok gelir gider, daha çok sizinle zaman geçirir. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Ama o da mutlaka sizle olduktan sonra gider. Yani hep aynı kalmaz. Hep sizin yanınızda olmaz. Yani mutluluk duygusunu yaşayıp yaşamamak bizim kendi seçimimiz, bizim tercihimizdir. Mutlu olmakla mutlu olmamak arasındaki bir tercih, seçimdir bu. Mutlu ve mutsuz olmayı kendimiz seçebiliyoruz aslında. Kesinlikle Tutku. Yani buradaki tercih bize bırakılmış. Yani biz mutlu olmayı veya mutsuz olmayı, mutlu olmayı veya mutlu olmamayı kendimiz tercih ederiz veya seçeriz veya yeğleriz. Endişeyle mutluluk, korkuyla mutluluk arasında yapılan bir seçim değil bu yani. Yani endişeyle mutlu olmak, anksiyete, korkuyla mutlu olmak arasında yapılan bir seçim değil bu. Mutlu olmakla mutlu olmamak, mutsuz olmak arasında yapılan bir seçim. Biz bütün duyguların hakkıyla haklarını verirsek, yapı olarak biz birey olma özgürlüğüne sahip oluruz ve birey olmakla tercih olma özelliğini, üstünlüğünü insana taşır, getirir. Yani o insan birey olduğunda seçim yapabilme, tercih yapabilme hakkına sahip olur. Mesela burada ne olur? Duyguları nasıl seçeceğimize veya değerlendireceğimize veya kullanacağımıza dair bir tercih olarak hayal edin bunu. Şimdi sadece mutluluğun peşinde koştuğumuzda, bir kere mutluluk, mutsuzluk ayrımına girmediğimizde, hep mutluluk dediğimizde duygu dünyamızda bir durağanlık olur. Bir durgunluk olur, bir handikap olur, bir stres olur, bir sıkıntı gelmeye başlar. Bir de sağlıksız bir hal alır. Yani sürekli mutluluğun peşinde koştuğumuzda
duygu dünyamız sağlıksız bir biçim alır ve öyle gelişir. Sağlıksız biçimde. Şimdi umutsuzca tekrar tekrar mutluluğun peşinde koştuğumuzda da başı kesilmiş bir tavuğun iradesi dışında belli bir dakika hayat yaşadığı gibi, yani bir tavuğun bağışlayın insan gibi değil onlar. Başını kestiğinizde hayvan fark etmez ne olduğunu, gözü görmüyor gibi belli bir süre kanı belli bir orana düşene kadar vücutta koşar, sıçrar, yani insan gibi değil. Yani hayvandaki, tavuktaki güdü bu. Dolayısıyla insanda aynı mutluluğun peşinde koştuğunda başı kesilmiş bir tavuk gibi hiçbir şey hissetmeden, görmeden el yordamıyla koşmaya çalışır. Tarafının yönünü ne olduğunu bilmeden veya hissetmeden veya hissedemeden koşmaya peşinden başlar. Ve duygusal acılara, karmaşaya, endişeye, tedirginliğe, fiziksel hastalıklara, ruhsal hastalıklara, duygusal hastalıklara, bozukluklara davetiye çıkartırız böyle bir ortamda. Yani fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal boyutta hastalık olması için sanki kendimizi zorlarız. Ve mutluluk peşinden koşmak bana göre bize doyumsuz bir hayat yaşamanın garantisidir bakın. Doyumlu değil. Sürekli mutluluk peşinde koşan insanlar kendilerine mutsuz bir dünya yaratmanın çaba ve gayreti içerisindedirler. Evet Tutkuncu. Hocam mutlu olmak ve mutsuz olmak nedir dersek? İkisi arasındaki fark. Yani mutsuz olmak ne demek? Mutsuz olmak derken aslında neyi kastediyoruz yani? Onu bir yorumlayalım beraber. Kızgınlık mı? Gerginlik mi? Endişe mi? Yani bu duygu. Utanç mı? Kayıp mı? Korku mu? Güçsüzlük mü? Acizlik mi? Yani bir kere mutsuz olmak derken bu saydıklarımın hangisini öne çıkartırsınız, baz alırsınız, merkeze koyarsınız? Yani mutsuz olmak. Üzgün mü hissedersiniz, korkuyor mu hissedersiniz kendinize, endişeli mi hissedersiniz? Yahut utanç mı duyarsınız? Veya absürt bir korku mu yaşarsınız? Suçluluk duygusu mu hissedersiniz? Yani nedir sizin açınızdan mutluluk? Bir kere bunu bireyin tespit edebilmesi çok önemli. Çünkü bu saydığım duyguların tamamı mutsuzluk kefesinin içerisine girer. Yani mutsuzluk derken neyi kastediyoruz? Nasıl bir şeyden söz ediyoruz? Bunlardan hangisi gerçek senin için? Hangisi gerçek anlamda seni mutsuz edebiliyor bu saydığım duygulardan? Peki mutluyum derken neyi kastediyorsun? Hangi duyguyu ön plana çıkarmaya çalışıyorsun? Veya hangi duygunun sahnede yer almasını arzu ediyorsun? Neşeli mi? Doyumlu mu? Haz mı? Şehvet mi? Vahşet mi? Yani coşku mu? Yani neyi kastediyorsun mutlu olmak derken? Sen hangisini mutluluk olarak kendine öncü kabul ediyorsun veya örnek alıyorsun bunlardan, bu saydığım duygulardan? Yani bir kere bunların farkında olmak lazım. Yani ben mutsuzum derken insanlar çoğunlukla der ki ya mutsuzum veya ben mutluyum veya mutluluğun peşindeyim. Yani neyin peşindesin veya değilsin? Hangi duygu sence mutluluk duygusu olsaydın veya saydığın mutsuzluk duygusu? Aslında mutluluğun duygu dünyamızda özel bir yeri vardır, statüsü vardır, özel bir alanı vardır. Ve mutluluk bireye özel bir enerji ekler, salar. Yani bulunduğu, sahip olduğu enerjinin dışında artı bir enerji transferi yapar bireye. Mutluluk duygusu. İnsanlar çok farkında değildir ama mutlu oldukları anda hep böyle çocuklar gibi şendirler. Kuşlar gibi şakır şakır öterler hani. Şakarlar. Yani öyle bazen şakalar yaparlar ki koca koca insanlar. Şok yaşarsınız mutlu olduklarında. Çünkü duvar kırılmıştır etraflarındaki. Dolayısıyla artık o içte sakladığı, gizlediği şey dışarı çıkacaktır. Yani aslında mutluluğun içinde bile birçok duygu barınıyor. Tabii.
birçok duygu onun altyapısını oluşturuyor. Ama işte onun hangisi seni mutlu eden yani veya mutsuz eden? Şimdi bilmeden gidiyoruz peşinden. Yani bunların bir mutluluk kanadını saydı bir de mutsuzluk yani. Bunun hangisi en çok seni mutsuz ediyor veya hangisine mutlu edeceğine inanıyorsun bu duyguların? Ve hepsinin dedim ya ben enerjisi var duyguların. Olumlu düşünce duygusu olan mutluluk tüm diğer duygularla çok olumlu bir iletişim kurar. Ve sizi o duygularla dans ettirir mutluluk duygusu. Yani kendi dışındaki diğer duygularda sahip olduğu enerjiyle, size yüklediği anlam ve enerjiyle size dans ettirir. Böyle bir yeteneğe sahip mutluluk duygusu. Ama bu danstan önce her şeye rağmen mutluluk duygusuna tüm diğer duygular gibi saygı duymayı becerebilmemiz önemli. Ki biz duygularımızı bile bağışlayın tanımıyoruz. Yani duyguların ne olduğunun farkında değiliz. Hep sorarım ben söyleşilerde. Yani duygu nedir? Tek cevap şudur. Hocam bilmiyor musun? Ya duygu işte yani. Anladın mı? Bak duygu da. Yani duygu nedir? İsim olarak mı söylüyorsun? Yani bir özne mi? Bir nesne mi? Bir şeyin anlamı mı? Veya anlamsızlığı mı? Yani hocam duygu ya yani bilmiyor musun? Biliyoruz ya hepimiz biliyoruz ama ya duygu nedir? Lütfen cevap verir misin? Hadi kendi kendine söyler misin bana? Yani duygu nedir sence? Duygu. İşte bakın burada kilitleniyoruz. Yani duygu kelimesine papağan gibi beni bağışlayın ne olur tekrar ediyoruz. Ya bilmiyor musun diyor. Duygu işte anladım. İşte o duygu da nasıl bir duygu? Düşüncenin bireysel gücü, bakın, düşüncenin bir gücü var. Bireysel gücü sinir sistemi vasıtası ile vücutta dolaşırken bir enerji oluşturur. Bu enerjinin tüm benliğimiz tarafından hissedilmesine duygu diyoruz. Düşüncenin bireysel gücü, vücut dolaşırken bir enerji üretiyor. Sinir sistemi vasıtasıyla dolaşıyor. Yani bütün sinir sistemimiz vasıtasıyla düşüncenin bireysel gücü bizim vücudumuzu en ince kılcal damarlarımıza kadar dolaşıyor. Bu dolaşımda oluşturduğu enerjinin olumlu veya olumsuz tüm benliğimiz tarafından hissedilmesine duygu diyoruz. Demek ki duygu, duygu değil yani hani duygu diye bir şey değil yani duygu isim de olabilir. Ya duygu ya hocam diyor. Duygu değil işte bak. Duygu ama o senin bahsettiğin duygu değil. İşte anlattım. Aşkı İstanbul Üniversitesi söyleşide anlatıyorum. Gençlere, hocaları başında defalarca anlattım. Konferans salonunda dedim ki yavrum aşk nedir? Kalktı çok affedersiniz zıbığın biri. 10. dakikaya girmedik. Hocam bilmiyor musun ya dedim. Manita dedi böyle. İlla manita ya diyor. Kadar ya. Şimdi bu adama ben aşkı neyi anlatacağım ya? İstanbul Üniversitesi'ne gitmiş bir öğrenci aşk kelimesini manita hocam diyor Allah aşkına el böyle. Hocam bilmiyorum ya manita diyor. Bitti işte ya. Ora başıma indi çıktı bitirdik. 10. dakikaya girmeden konferans bitti. Bu kadar basit bir şey. Şimdi buna manita diye hocam duygu da duygu diyen bir adama ben ne anlatacağım şimdi Allah aşkına? Çok garip bir şey. Yani müneccim gibi bilmemiz lazım. Ya duygu diyor hocam işte duygu ben de biliyorum ya duygu da bir açılım yok mu duygunun? İsim mi bu yani? Nesne mi, özne mi yani? Fiil mi ne yani? Anlamı ne? Yok bilmiyoruz. Duygu. E tabii canım duygu yani. O zaman her kelime nedir diye sorduğumda aynı kelimeyi tekrarlayalım. Cevabı da bu diyelim yani. Böyle bir açılım olur mu yani? Bu mantıklı mı sizce? Bu doğru mu? Ya diyor ben söyledim diyor işte duygu duygudur. Tabii ben de biliyorum yani. Yol yodur, yoldur. Adam adamdır, kadın kadındır. Ya böyle bir tarif mi olur ya? Ya çok ilginç bir yapımız var. Vallahi hayranım bu bizim millete var ya. Bilmediğimiz yok. Hazır cevaplıkta birinciyiz ama biliyor muyuz yani gerçekten bir şeyleri? Hiç çaba içine girdik mi öğrenmek için? Hiç düşünmek için. Birey düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır insan. İnsan denilen tür, düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Ama bugün eğitim sistemimiz
düşünmeyen, sorgulamayan ve aklını kullanamayan bireyler yetiştirmek için sanki altyapı oluşturuyor. Kazı kazan gibi. Hani var ya o çarşılarda görürsünüz. Beynini alıyor bizim vatandaş. Çok sever böyle kumar işini. Alır, rırıp kazar. Ne çıktı ona bakar. Aynı bunun gibi. Düşünmeye gerek yok. Ya insanın özelliği şu. Düşünecek. Sorgulayacak. Yorum yapacak. İfade edebilecek. İşte bu yetenek çok özel bir şey. Özgüven bu. Düşünemeyen insan sorgulayamaz. Sorgulayamayan insan gerçeğe ulaşamaz. Ben geçmişe dönüyorum. Babam rahmetli Kayseri Lisesi'nde okumuş, ben de okudum. Babamın kitaplarının bir kısmını ben okudum. Yani aynı kitabın yeni baskısı ama değişilmeden baskıdan çıkmış çok enteresan bir şey ben de okudum. 30 yıl fark var babamla aramda. Aynı kitabı ben de okudum. Şimdi bu milli eğitim merak ediyorum ben. 30 yıl dünya değişirken neyi değiştirebilmiş? Ezber. Öğretmen de böyle yetişiyor. Ne olur beni bağışlayın. En büyük sıkıntımız bu. Kopyala yapıştır. Kutucuklar var. Ezberle önüne gelir tık 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 işaretlersin. Kaderini belirler. Böyle bir şey olur mu? Yorum olmadan, düşünmeden, yani ifade edemeden, sorgulamadan, yorumlayamadan ya bir şey başarılabilir mi? Ben yine o yılları hatırlıyorum. Almanca, İngilizce, Fransızca üç farklı dil var. Çok garip bir şey. Tercih hakkınız yok. Üç öğretmen oturmuş masaya yaşadım. Birebir ortaokula gittik. Nazım Toker. Sıraya geçtik. Yani bilet sırası gibi. Şimdi hangisinin önü boşaldı? Bir, iki, üç numaralı öğretmen. İngilizce, Almanca, Fransızca üçü. Şimdi şans. Yani bu sanki tombala çekiyorsunuz. Tercih hakkınız yok. Gülme tutku gerçek bu. Değiştiremiyorsunuz da. Sen İngilizceye denk geldin. O anda o boşaldı önü İngilizce hocasının. Hani bu Türk Hava Yolları'nın bilirsiniz. Bilet. Onu okeyletmek için havalarına gittiğinizde sıraya girersiniz. Diyelim 5 tane banko var. 6 tane. Hangisi boşalırsa değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Bedenice sıraya giriyoruz. Kalabalık bir yer biliyorsunuz. İlk geçişten sonra bavullar elimizde. Bileti okeyleteceğiz yani. Onaylatacağız. Koltuk numaramızı alacağız. Hangi memurun önü boşaldı? Tık 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 oraya geçiyoruz. Veya bankada numara aldık. TC'mizi girdik. Veya bilmiyorsak TC'siz müşterisi değilsek numara aldık. Banko 10 tane diyelim veya 8 tane tık numara yanıyor. Şak diye gidiyorsun, o senin işlemini yapmıyor. Sıra geldi. Biz aynen böyle. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bu birey bir düşüncesi var, bir duygusu var. Bir yorumu var, bir ifadesi var. Hiç sorulmaz mı evladım sen? İngilizce mi istersin? Almanca mı istersin dil olarak yani öğrenmek için? Fransızca mı istersin? Yok öyle bir kaygı. Ya bunu milli eğitim yapıyor Allah aşkına. Yaşadım birebir. İngilizceyi kaçırdık, Almanca sırası geldi. Allah'tan Fransızca'ya geçmedik bu arada. O da dolu olsa ben Fransızca öğrenecektim şimdi. Peki tercih eder misin? Etmiyorum, ben İngilizce isterdim. International bir dil. Yani bugün tıptan, hukuktan tutun, ilimden, bilimden İngilizce isterdim ya. Almanca kötü mü? Hayır. Almanca ne ki isterdim. Fransızca ne ki isterim. İtalyanca, Rusça hiç fark etmez. Arapça. Onlar ek olsun. Ama ne olur bir tercih olsun. Yani ben Almanca istiyorsam başımla beraber 3 tercih varsa şimdi o ayak yok. Ya izin verin Almanca'yı tercih edeyim ya Fransızca'yı veya İngilizce. Ya ne demek ya? Yani 300 kişilik bir öğrenci grubunu düşünün lütfen. Yazılıyor okula. 100'ü İngilizce, 100'ü Almanca, 100'ü Fransızca. Hiç sordun mu bunların bir tekine? Bu nasıl bir sistem? Bununla yetişen talebe ne olur? Maket olur, maket. Sorgulamayan, düşünemeyen, kendini ifade edemeyen bir toplum olur. Sormadığımız için,
soramadığımız için. Sistem ona uygun olmadığı için Allah aşkına ya. Kutucuk var ezberle. Biz o kadar rahattık ki beni bağışlayın. Şimdi İngilizce, Almanca, Fransızca hiç fark etmiyor. Dil öğrenemiyoruz. Nasıl öğreneceğiz, bana anlatır mısın? Kitap var. Şimdi bilmiyorum. Bir de yardımcı kitap var Tutku. Şimdi kitabın aynısının yardımcı kitap açıklamasıyla Türkçe'ye çevrilmiş. Hiç bilmeye dili gerek yok. Şu İngilizce ya. Çok enteresan ya, anlattım ya. Yaşadım sanki Recep İvedik filmi var ya, Allah aşkına yani. Şurada cevap bakın. Anahtar burada. Anlamını bilmiyorum. Kelime bu. Onu alıyorum, bu cümleyi alıyorum, bağışlayın. Kelime veya cümle. Burada aynısının aynı sayfada açıklaması var. Türkçe cevap da var. Şimdi hiç bilmeye gerek yok. Şuradakini kalıp olarak ezberlediğimde, diyelim Almanca, İngilizce, Fransızcayı, hoca sorduğunda hani o algı sisteminde kayıtlı ya burada hocanın soracağı, başka bir şey de sormuyor hoca. Yani yoruma dayalı bir şey yok. Dil öğreniyorsunuz ha. Kitapta ne yazıyor? Aynısını cevap olarak yazdığında hiç bilmene gerek yok. İster çok özür diliyorum, ilim bilim olsun, ister küfür olsun. Hiç fark etmiyor. Hoca sordu, cevabı yaz, tık doğru. 10 soru, 10 cevap, 8 olursa 10 üzerinden 8, bizim dönemimizde öyleydi. 9'sa 9, 1 bildiyse 1, 10 tane bildiyse 10. Peki 10'a 10 tutturana, bilene git sor, yazdığın o açık, yani cevap verdiğin cümlenin anlamı nedir diye, eğer 10'da 9'u bilmiyorum demezse ben Ömer Uzunoğlu değilim. Biri de biliyorsa onda özel bir yetenek var, kabiliyet var. O çocuk öğrenmeyi arzu ediyor. Öbürünün tek bir gayesi var. Makine gibi. Cevabı ezberlemek, tık koymak, yazmak, geçmek, gitmek. Gene garip bir şey. Şimdi sistem, yani nasıl eleştirmeyeyim ki? Biz mutluluktan mutsuzluktan, ama bu da mutluluğa mutsuzluğa giriyor beni bağışla. Şimdi düşünün, adam üniversite sınavına girmiş. Sorular var. Çok enteresan bir şey. Kutucuklar var. Öğreniyor, ezberliyor. Gidiyor oraya. Tık 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 basıyor. Tercih tıpla başlıyor. İyi de bu adam çok güzel gitar çalıyor. Harika bir heykeltıraş. Müthiş bir müzisyen. Çok iyi bir teorisyen. Senarist. Yazar, edebiyatçı fark etmiyor. Puan yüksekse tıptan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani hiçbir zaman yüksek puana farklı bir okul yazmıyoruz. Öyle bir formatımız var ki. Yani en başta tıp, benim dönemde de öyleydi Tutku. Yani en zeki çocuklar, kabiliyetler önemli değil. Yani ilgi alanlar hiç önemli değil. Tıpla başlarız. Adam kandan korkar, ödü kopar, ana baba basar, öğretmen baskı yapar. Gider tıpı yazar garibi en başta. Puan da yüksek, tak diye girer. Adam kanı görse bayılıyor. Bu doktor. Hocam, ama buna güzel bir örnek var. Yine tanıdığımız bir insan, ailesi baskı sebebiyle, ailesi de anne baba da doktor. Kendisi tıp okumalarına yönelttiler çocuğu. Ve kendisi tıpı kazandı. Tam puanla kazandı. Zeki bir çocuk. Ama kendisi mükemmel bir şekilde şey yapıyordu. Hediyelik eşyalar, mum vesaire. Atandı da ve bıraktı. Mesleğini bıraktı. Ne oldu? 7 sene okudu, 2 yıl çalıştı. Daha sonradan bıraktı. Şimdi de eşyalar yapıp aynı satıyor. Şey. Dediğiniz Tutku, ona gidiyor. Yazık evet. Değil mi yani? O çocuğa yazık değil mi? Geçen yıllar yazık değil mi? Ona harcanan paraya yazık değil mi? Onun yani gerçek bir tıp doktoru yetişse ne olur? Yani şunu sorsak ya öğrencilere, arkadaş. Muslukçu da olsan, ayakkabı boyası da olacaksan, soba borucu da olacaksan, tamirci de olacaksan, teorisyen de olacaksan, ressam da olacaksan, heykeltıraş da olacaksan, doktor da olacaksan, mühendis de olacaksan sen kullan tercihini. Yani bu iğrenç sistemi tepe takla edip kabiliyetine göre sen tercihte bulunsan. Yani ille tıpa girme değil de mühendislikte o kadar kutsal bir meslek olsa. Çizim de diyelim, ressamlık da o kadar kutsal bir meslek olsa, müzisyenlik de o kadar kutsal bir meslek olsa, teori üretebilmek de öyle kutsal bir meslek olsa, kimseyi kınamasak yaptığı meslekten dolayı neyi kaybederiz ki? Yani insanımız gerçek arzu ettiği, aşık olduğu işle iştigal etse. Örneği çok. Hepimizin Avrupa'da tanıdıkları var. Ne olur bakın. Ve çok garip bir şey söyleyeceğim ben size. Yani bunu tartışmanın bir mantığı yok, gereği de yok. Avrupa'daki insan istesek de istemesek de bize göre daha eğitimli, daha kontrollü insandır. Erkeği de bayanı da. Ama bizim diyelim kimseye Allah korusun hor gördüğümüz yok. Ama Kayseri'nin diyelim Pelaye'nin falan köyünden
çıkmış Hollanda'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya, Avustralya'ya, Amerika'ya gitmiş bir birey. Ama gerçekten ilkokul mezunu var benim şu anda çevremde. Yani çok iyi tanıdığım var. Tanıdıklarım da var. Oraya gitmiş. Orada hasbelkader ya eşinden Türkiye'deki ayrılmış veya hiç evlenmemiş. Veya orada bir farklı bir alem bulmuş. Eşini boşamış. Tutmuş gerçekten Batı kültürünü almış eğitimle. Kökten çok narin bir hanımefendi veya beyefendiyle evlenebiliyor. Ya bundan çok daha doğal bir şey yok. Yani orada hiçbir zaman bakmıyorlar. Yani bu insanın mesleği nedir? Irkı nedir? Yani cinsiyeti nedir? Ya bizde denk olacak. Yani denk olacak. Ya denklik belki güzel bir şey ama bakın. Yani bir şeyin de hakikaten o adam oraya gidip mesleğini öğrenmişse, yani harika bir sucu olmuşsa, harika bir boyacı olmuşsa, onun eğitimini Batı'da almışsa, bir Türk genci gerçekten bir tıp doktoru bayanla evlenebiliyor veya diş hekim bayanla evlenebiliyor. Burada bir beis yok. Onlar garip de görmüyorlar. Ama bizde bunlar çok absürt şeyler. Ya düşünebiliyor musunuz yani? Tam tersine ya Türkiye'de yaşasan adamı tepegol çalarlar yani. Yani bu en büyük put var ya. Benim sinirim bozan put el alem ne der putu. Biz bu putu yıkmadan ki yıkamadık zaten. Bu putu yok etmeden. Bu konunun ana özü var ya mutluluk, mutlu olamayız biz. Bir kere o el alem ne der putunu yıkmak lazım. Madde bir yani mutlu olmak için işte bu. Apayrı yerden geldik mutluluğa. O putu yıkmak zorundayız. O put var oldukça el alem ne der putu. Biz bir adım bile öteye ileriye gidemeyiz. Yani böyle bir karmaşamız, böyle bir sıkıntımız var yani. Biraz da dertleştim kusura bakmayın yani yaşadığımız şeyler. Gerçekler bunlar. Yani eğitim sistemi dedik. Elek. Koy ver gitsin. Ha böyle bir şey olamaz yani. Bu okuttuğumuz nesiller geleceğimiz bizim. Bunu hep diyoruz değil mi? Ve Atatürk geleceği gençlere emanet etmiş. Biz kopyala yapıştır. Ezberle geç. Kutuyu doldur, işaretle geç. Ya böyle bir sistemle. Batı'ya nasıl ulaşacağız bana anlatır mısınız? Gerçi Batı'yı da küçümsüyoruz yani onlar ne ki yani bizim yanımızda. Bey hocam fikrini söyleyemeyen bir nesil yetiştiği için de sürekli yönlendirilmeye ihtiyaç duyan bir toplum haline geliyor. Utanç verici değil mi? Yani bireyin kendi aklını kullanamaması, kendini sorgulayaması, sorgulayamaması, çevresini sorgulayamaması ve kendi adına başka insanın bunu yapması için ona fırsat tanıması, ona teslim olması. Yani utanılacak bir şey değil mi? Kendi aklını kullanamayan bir bireyin bak başkalarının veya başkasının aklıyla hareket etmesi. Sizce gerçekten normal bir şey mi bu? Yani utanıyorum ama dönün bakın o tarikatlara Allah aşkına. O tarikat liderlerine bir bakar mısınız? Padişah yanında alt işlemiş. Adamların öptürmedikleri yerleri yok. Elleri, ayakları, ayaklarına bakın. Sürünerek geliyorlar. İnsan utanır. Yani o şeyh dediği adamın beni bağışlayın. Çok ağır konuşacağım ama söylemeye imtina ediyorum. Utanıyorum. Yanına giderken o mürde dediği vatandaş insan olduğunu zanneden birey yerde sürünerek gidiyor. Ayağını öpüyor ya. Elini bırak. Yani ondan medet umuyor, dileniyor. Gözlerinin içine bakıyor ki lütuf buyursun bana da cennete gideyim diye. Yani dünyada bundan daha büyük ahmaklık yoktur. Ne olur beni bağışlayın. Ya düşüneniz biz. Bakın Kur'an diyoruz. Yani girmek istemem. Hiç din konusuna girmiyorum. Mümkün olduğu kadar. Din diyoruz. Hangi dine mensup olursanız olun. Kur'an oku diyor ya. Oku. Oku diyor bak. Başkasına teslim ol demiyor. Ruhunu, beynini ona teslim et demiyor. Sat demiyor. Oku diyor. Kur'an önce namaz kıl demiyor. Oruç tut demiyor. Zekat ver demiyor. Hacca git demiyor. Kur'an önce diyor ki oku diyor. Okuyan insan, düşünen, sorgulayan ve aklını kullanabilen insandır. Kur'an diyor ben demiyorum. Allah diyor ki oku kulum diyor. Ya kulum oku.
elhamdülillah biz doğuştan her şeyi okuduğumuz için ayrıca okumanın bir gereği olmadığını hissediyoruz. Başkaları bizim adımıza okur, bizim de anamızı ağlatır, bizi de okur diyoruz. Seni de okuyor, hiç merak etme. Her yönünle okuyor seni, hiç farkında bile değilsin. Tarikat. Ya acayip bir şey bu var ya. Yani öyle enteresan bir şey ki benim gözüme bakmayın. Müthiş bir şey bu yani. Bakın bir tek şey söylüyorum. Oku diyor Kur'an. Allah oku diyor ya. Başka bir şey demiyor. Peki okuyor musun? Kur'an sana önce namaz mı kılıyor? Kıl ayrı ya. Tabii kılacaksın. Oruç tut. Zekat ver. Hadi çek git. Peki. Ama ne diyor? Önce bunu mu sayıyor? Ne olur? Aç bir bak. Bilmiyorsan onun Türkçeleştirilmişine bak. Bilmiyorsan inandığın bir insana sor. Bu işi bilen. Kur'an neyle başlıyor ya? Oku ne demek? Allah diyor bunu. Diyor ki oku diyor. Kulum oku. Ya kulum oku. Okuyor musun? Okuyan ne yapar? Öğrenir. Öğren ne yapar? Düşünür. Düşünen ne yapar? Sorgular. Sorgulayan ne yapar? Kendini ifade eder. Yoksa bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur yani. Oku, dön şeyhinin etrafında. Çek zikrini. Sonra öbür tarafta ne olacak? Vallahi ben düşünmem, sen düşün. Allah oku diyor. Bu kadar açık. Bu kadar sahih. Bu kadar basit. Demek ki İslam okumakla başlıyor. Oku diyor. Okumak bana göre ibadet. Ha, ister misin bunu? Belki ağrına gidecek ama okumak bir daha diyorum benim için yanlış olabilir. Benim anlayışıma, felsefeme göre ibadettir. Ecnebi okuyorsa o da ibadet ediyor. Hiç kusura bakma. Cennet sana tapulu değil, bana da değil. Bir başkasına da değil. Allah ne diyor? Oku diyor. Peki ecnebi okuyor mu? Bir düşün ne olur. Havalanına gidiyorsun. Hiç baktın mı? Uçağa bindiğinde. Kaç insan kitap okuyor? Havalanında o beklerken kaç insan oturduğu yerde uçağı beklerken kitap okuyor? O plaja gidip gözlerin fırfır dönerken o gavur dediğim bazı yabancı insanların ellerindekini görüyorsun değil mi? Hiç alakası bile yok adamın veya kadının çevreyle. Güneşlenecekse güneşleniyor, denize gidecekse giriyor. Onun dışında okuyor. Peki Allah ne diyor? Oku diyor. Kim okuyor? Biz gideceğiz değil mi cennete? Okuyan gidemeyecek bizim dışımızda. Allah akıl vermiş, izan vermiş, vicdan vermiş, zihin vermiş, kullan diye. E kullanamıyorsan ben ne yapayım ki seni? Ben ne diyebilirim ki? Kaderci olacaksın. Şeyhine sığınacaksın. Onu da yaptılar. Ölünce onların o, ben ismini demiyorum, sattıkları bez var ya, yanmıyormuş cehennemde. Biliyorsun değil mi onun hangi tarikatın olduğunu, kimin sattığını? Kefen demiyorum. O bez var ya, ona eğer seni sararlarsa yanmıyormuş. Yine o beyefendilerden biri lütfetti. Duydum ben tesadüf. Birisi önerdi sosyal medyada izledim. Diyor ki, oraya gittiğinde de ki diyor, falan tarikatın, bak dikkat et, falan kolundanım de sorgu meleği diyor seni zıp diye atlatacak getirecek diyor. Cennetin kapısına. Yavrum benim be. Nasıl güzel bir şey ya. Peki Kur'an'da var mı Allah'la kul arasına biri girecek diye? Yani bugün var ya nereden geldik, biz nereye gidiyoruz bilmiyorum da. Var mı öyle bir şey Kur'an'da? Yani Cenab-ı Allah diyor mu? Seninle benim aramda biri olsun, sen onunla bana ulaş. Peygamber yapabilmiş mi bunu ya? Allah aşkına. Hiç okuduk mu peygamberin hayatını? Onun işlevlerini okuduk mu? Ne diyor biliyor musunuz? Ben yeryüzüne İslam'ı yaymak için geldim demiyor. Ben yeryüzüne güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor. İstiyor musun başka bir şey? Bunu peygamber diyor, ben demiyorum. Aç oku, bilene sor. Diyor ki ben yeryüzüne, dünyaya İslam'ı yaymak için gelmedim diyor. Ben yeryüzüne güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor. Böyle bir peygambere sahipsin. Oku diyen bir Kur'an'a sahipsin. Gidiyorsun. Falanın elini, eteğini, ayağının altını, poposunu öpüyorsun.
Vallahi az bile yaşadıkların. Hiç kusura bakma. Ve bunun bir de ahiret ayağı var biliyor musun? Allah soracak orada. Ey kulum sana oku dedim, akıl verdim. Aklını niye başkasına teslim ediyorsun? Bana belki de kızıyorsunuz değil mi? Ben hoca değilim. Din eğitimi almadım ama okuduğum kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla bu işin böyle olduğunu düşünüyorum. Yanlış olabilir, beni bağışlayın lütfen. Ben haddimi aşmak istemem, haddimi de biliyorum. Ama konuştuğum şey dine aykırı olmadığına inanıyorum. Kimseye hakaret etmediğime inanıyorum ve doğru olanı, oku Cenab-ı Allah'ın dediğini size hatırlatıyorum. Başka bir şey değil. Ve ne olur, başka dinden olup da okuyan insanları da kınamayın. Allah oku dediğine göre, okuyanlar cennete gideceğine göre, okuyanlar oku emriyle Kur'an başladığına göre, daha başarılı olacağına göre, o adam niye başarılı diye sorgulama. Ben niye kaybediyorum diye sorgulama. Konu geniş. Konu geniş. Biz 1400 yıldan beri gusül abdesti nasıl alınır tartışmasını sonlandıramayan, bunu aydınlatamayan bir topluma bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kolay değil işimiz bakın. 1400 yıldan beri gusül abdesti nasıl alınır bunu tartışan, bunu henüz sonlandıramayan bir topluma bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu iş çok kolay bir iş değil yani anlayın. O kadar zor bir şey ki aslında şu üstlendiğimiz bizim vizyon var ya. Hala tartışıyoruz ya. Gusül nasıl alınır, ne bozar? Orucu ne bozar? Namazı ne bozar? 1400 yıldan beri aşamadık ya. Ya aşamıyoruz burayı, burada kaldık. Adam Hindistan Ay'a gitti, güneyine indi. Ay'a çıkan 4 ülkeden biri, ilk defa Ay'ın güneyine inen tek ülke Hindistan. Biz gusüldeyiz. Yani abdesti ne bozar, namazı ne bozar, gusülü başaramadık. Nasıl alınacağını açıklayamadık yani. 1400 yıldan beri mücadele ediyoruz. Hele şu son 100 yılda artık tam gaz ama inşallah ilerleyen 100 yıllarda biz bunu aşacağımıza inanıyorum ben. Tutku program bitecek ya biz böyle gidersek yani. Farklı oldu. Biz neredeyiz şimdi? Aslında bunların hepsi mutsuzluk yaratıyor düşününce. Hayır. Akıllı insan içinde mutluluk yaratıyor. Evet. Hiç olmazsa bu ipucu gerçek anlamda bir kısım insanların hayatlarını değiştirebilir. Bakış açılarını, perspektiflerini değiştirebilir. Ve doğruya ulaşmalarında belki altyapı. Evet. Oluşturabilir. Tabii onun dışındakilerde de müthiş bir kaos ve rahatsızlık oluşturuyor. Ya Allah Allah diyor. Ben hocanın dediği gibi yapıyorum acaba yanlış mı diye. Yapıyorum diye belki kendini sorgulayacak. Evet. Eğer birilerine tabiyseniz ne olur bir kez daha kendinizi gözden geçirin lütfen. O insanı da gözden geçirin olur mu? Başka bir şey diyemiyorum. Peki. Olumlu düşüncenin duygusu olan mutluluk, diğer duygularla karıştığında harika bir ortam oluşturur ve her biriyle eş olarak dans etmeye başlar. Yani mutluluk gerçek anlamda hakkıyla eğer yaşanabilirse, yaralanabilirse onun enerjisinden mutluluk tüm diğer duygularla dost olur, arkadaş olur, en olumsuz duyguyla dahi dans etmeye başlar. Bu da ne yapar? Bizim hayatımızı kolaylaştırır, rahatlatır bizi yani. Ve onlarla dans etme, onlara karışma özelliği vardır. Mutluluğun bu mutluluğa müşahhas bir yapı veya bir durum. Ama her şeyden önce, danstan da önce mutluluğa saygı göstermeyi, diğer duygulara saygı göstermeyi de bilelim veya belirleyelim. Yani bugün duyguların bütünlüğün bireyde olduğunu bilmeyen insanlar var. Yani bırakın duygunun ne olduğunu, yani kendi sahip olduğu duyguyu dahi yorumlayamayacak, açıklayamayacak insanların var olduğu bir maalesef coğrafyada yaşıyoruz, beni bağışlayın. Aslında mutluluk veya olumsuzluk
tüm diğer duyguları tedavi eden bir doktor değildir. Veya bir hasta bakıcı değildir. Veya bir öncü değildir illa yani. Bütün diğer duyguları tedavi edecek bir özelliğe sahip değil mutluluk. Aslında onların önünde kalkan da değildir. Yani mutluluk bize mutsuz diye nitelediğimiz duygulardan kurtaracak bir kalkan da değildir bizim için. Yani böyle bir anlam ifade etmez. Mutluluk ruhun özgün ve spesifik bir duygusudur. Yani yapı olarak böyle açıklayayım. Ruha ait, özel, ruha müşahhas, spesifik bir duygudur bu. Çünkü özel, özgün bir duygudur. Tüm aslında diğer duygular gibi, bütün duygular gibi kendine özgüdür. Kendine müşahhastır. Kendisiyle ilgilidir. Eğer mutluluğun ne olduğunu bilmiyorsan veya onu yanlış nedenlerden dolayı yanlış yerlerde arıyorsan veya arama çabasında isen ve sen yaşam enerjini kaybedersin bir kere bak. Yani mutluluğu yanlış yerde ararsan, yanlış değerlendirirsen var olan sahip olduğum yaşam enerjini kaybedersin. Duygusal enerjini de kaybedersin bununla beraber. Yalnız yaşam enerjin değil, duygusal enerjin de yok olur. Yaşam enerjini kaybedince insanlar ne olur? Depresyona hazır bir hale gelir. Yani depresif bir ruh haliyle hareket eder bunlar. Ve bu insanlar hem depresif olur hem de kaybetmeye hazır birer bireydirler. Çünkü sürekli bir şeye bağlı kaldığımız zaman onu elde edemeyince otomatikman Çöküyor. Aslında hırs da yaparız ve çökeriz hocam. O kadar doğru dediğiniz ki gibi. Tutku. Ve o sanki sürekli kalacak. Yani asılacağım, yapışacağım, mutluluğu buldum ya hep o benimle olacak. Öyle bir şey yok Başka ki. Hiçbir şeyi görmez yani gözümüz. Sürekli mutlu olmaya odaklı olduğumuz zaman Kayıp gidiyor tüm elimizden. duyguları kaybederiz aslında. Ha, tek o duygu değil bütün Evet. duyguları kaybederiz. Duyguların anlamını da kaybederiz. Yalnız duygu değil onun da kayıp Olumsuz bir anlamını da. insana dönüşürüz. Negatif doğru. Kesinlikle tutku doğru. Şimdi mutluluk doyum değil. Yani bazı insanlar zannediyorlar ki ya mutluluk doyumdur. Mutluluk hazdır. Mutluluk şehvettir. Mutluluk şıkır şıkır oynamaktır. Yani mutluluk deli coşkusudur. Ya böyle bir şey yok ki hiçbir zaman. Bu değil. Aslında mutluluğu anlamak için doyumun, hazın, coşkunun, şehvetin veya benzeri saydığım duyguların ne anlama geldiğini bilmek önemli. Yoksa çıkartamayız mutluluğu. Ve ayıklayamayız, ayıramayız. Ve onlarla mutluluk arasındaki farkın da ne olduğunu bilirsek ancak mutluluğu hissedebiliriz. Hayatımıza davet edebiliriz. Tutku herhalde bir 45 dakikayı geçtik mi acaba? Tahmin ediyorum değil mi? Evet hocam. Tamam. Peki burada birinci bölüm olarak noktalarsak, işi tadında bıraksak, Haftaya kaldığımız haftaya yerde. desek ya, haftaya da dine pek bulaşmasak yani insanların da kafasını karıştırmasak. Evet Tutkucuğum. Hocam ağzınıza sağlık. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Dostlarım, mutluluk mutsuzluk derken farklı şeyleri ortaya koymaya çalıştık. Üzdümse beni bağışlayın lütfen ama bazı gerçekleri net olarak bilmek zorundayız. Biz de bunları açıklamak zorundayız, bildiğimiz doğruları. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle ben sizi çok ama çok seviyorum. Bunu tüm benliğimle inanarak söylüyorum. İnşallah haftaya yeniden mutluluk ve mutsuzluk 2 konu başlığıyla perspektifte yeniden birlikte olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.